Selamünaleyküm arkadaşlar, ben Yakut Paşa. Yeni videoma hoş geldiniz. Evet, gördüğünüz gibi Victoria 2 Hostvada serimiz kaldığı yerden güzel bir şekilde ve en zor seviyede Osmanlı Devleti'ne devam ediyor. Allah izin verirse bu 33. bölüm olacak. Evet, 33. bölüm olacak bu serimizde inşallah. Bir an maalesef unuttum kaçıncı bölüm olacağını dahil, ama aklıma sonradan geldi. Evet, şimdi her zamanki gibi arkadaşlar, çok kısa bir şekilde önceki bölüm hakkında size bilgi vermek isterim. Önceki bölümde elimden geldiği kadar bir düzen kurmaya çalıştım. Çünkü ileride Avusturya'ya karşı savaşmayı düşünüyorum. Ve şu anda gördüğümüz gibi ordumuz yani %90 hazır bir şekilde emrimizi bekliyor. Evet, ama tam olarak hazır değiliz maalesef daha. Meclisin yeniden oluştuğunu görüyorum. Liberaller baya bir kaybetmiş. Tutucular kazanmış. Tutucular derken konservatif. Artı 9.76, güzel. Bir ara bir event geldiydi ve burada arkadaşlar ne sunulduydu bize hatırlamıyorum ya. Liberaller daha çok fazla yer almak istediğini söylemişti bize. Biz de kabul ettiydik ama bir etkisini göstermedi demek ki. Evet, şuradakilerin birleştirelim. Burada eksiğimiz var. Bunların ne işi var burada? Bunları Kırık Kale'ye alalım. Dur, Kırık Kale'yi almadan önce bunlar şöyle bir Edirne'ye gelsin. Ondan sonra var ne? Bunlar böyle bir giriş yapsın. Gerekseri adam kaybetmeyelim. Burada askerimiz var. Bunları birleştirelim. Bakalım bakayım burada bir şey yapabilir miyiz diye. Çok şey yapabiliriz. Şöyle toplayalım. Bunlar buraya gelsin. Bir 4 birim daha toplayalım. Sesim atlar yanına verebilirdim. Dur bir verelim, neden olmasın. Biri buraya gelsin. Ya, sorun değil. Biri de buraya gelsin. Tamam. Şimdi bir de atlı birim alalım, iki tane. Bunları bölelim ikiye. Birini buraya, birini de buraya. Evet. Önceki bölümde başka bir şey oldu mu? Olmadıydı galiba. Elimden geldiği kadar savaş nedeni falan bulmak için ileride Avusturya'ya karşı arama kötüleştirdim, hatırlıyorum sadece. Şu anda aramız gördüğünüz gibi kötü. Amerika Meksika'ya karşı savaşıyor. Evet, önceki bölümde Amerika Meksika savaşı başlamıştım. Yanlış hatırlamıyorsam. Ve başka bir şey olmamıştı. Evet. Güzel. Burada şu anda elimizden geldiği kadar milletvekili getirmeye çalışıyoruz. Çünkü amacımız buradaki buradaki sömürgeyi kendi topraklarımıza katmak. Ordumuzun savunma gücü yükseldi. Bu çok güzel. Kötü şöhret hızlı bir şekilde düşüyor. Daha hızlı düşse çok güzel olur ama maalesef düşmüyor daha hızlı. Buraya getirelim. Şimdi burada ne var? Bayağı bir asker var. O kesin. Bunları alıp kesin direkt götürmemiz lazım karşı tarafa. Dur, burada birkaç tane kullanabileceğimiz asker var. Burada lazım olan örneğin 1, 2 alalım şunu. Bu orduya katalım. Buraya bir tane atlı gönderebiliriz. Çok güzel, fark ettiğim iyi oldu. Hepsini göndermemiz doğru olmazdı açıkçası. Bir tane atlı buraya gönderelim. Başka lazım olan yer var mı? Burada var. Burada biraz fazla piyade gelmiş ya. O kadar lazım değil bu orduya. Şöyle gelsin. Atlıyı alalım. Şöyle gelsin. Çok güzel. Tamam. İyi. Atlımız var mı? Da elimizde yok. Geri kalan sadece piyade. Bu iyi değil ama ne yapalım? Şimdilik böyle idare edeceğiz artık. Masrafımız bayağı yükseldi. Önce bir borcumuzu kapatalım. Sonra gümrük vergisini yüksek. O çok, o bayağı bir gelirimiz olacak ama ekonomiye de bayağı bir zarar verir böyle bir gümrük vergisi maalesef. Evet, %25 şu anda uygundur. Bayağı bir seviyemiz yükseldi. Çok güzel. Sanki sanayi ayakta kalmaya başladı gibi geliyor bana. Bizim yardımımız olmadan. Bu güzel. İzmir ise ekonomisi bayağı güçlendi ya. Kapitalist sayısı yüksek diye. Biz yavaş yavaş biraz da olsa kapitaliste yatırım yapalım azıcık. Örneğin
şu bölge değil de bak 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 kapitalist neredeyse orada yatır ekonomimiz ayakta. Burada biraz şey yapalım, kapitalist getirelim. Evet, bu çok önemli. İyi, fabrikalarımız gittikçe ayakta kalmaya başladı. Birkaç araştırma da eklenirse işimiz kolay arkadaşlar. Evet, çok güzel. Böyle devam edelim inşallah. İnşallah böyle devam edelim. Ordumuz gittikçe daha çok araştırmalar sayesinde yükseliyor, güçleniyor ve büyüyor. Biraz daha şey birlik geldi. Dur bakayım, aklıma bir şey geldi. Şuradan şöyle 13.000 asker alalım. Saray Bosna'ya gönderelim. Burada da biraz askerimiz var. Bunları alıp doğru Saray Bosna'ya. Atlı da tabii ki gönderelim. Ve burada birkaç bir birlik oluşturabiliriz. Topçu ocaksız olsun. Zaten geliyor arkadan topçu ocaklarımız. Çok güzel. Tamam. Her şey istediğimiz gibi gidiyor. Şimdi burada olaya bir bakalım. %90 çok güzel. İyi, istediğim sayıya ulaşacak birazdan. Böylelikle burayı da topraklarımıza katabiliriz. Bu iyi. Aramızı biraz kötüleştirelim diyeceğim. O araştırma puan ama eksi 2 ne zamana kadar bu? 3 sene. 3 sene bu kadar bulma. Ay hayır olmaz. Ama aslımızın rahatı da var ya. Edessa da mı tüm ülkede? Ah keşke kabul etmeseydim. Boş ver artık ettik. 3 sene boyunca etkisini çekeceğiz. Dedim yani daha çok hızlı Türk nüfusuna çevrilme imkanımız olabilir belki ama açıkçası pişman oldum. Evet açıkçası pişman oldum. Şimdi dağıtalım böyle. Güzel bir şekilde. Boş durmayalım. Evet. Şöyle. Geldi mi donanmamız? Geldi. Alsın bunları. Yok bunları değil. Pardon bunları. Bunlar gelsin bakalım şöyle. Gemiye. Doğru gidiyorsun. Buraya. Hadi bakalım. İyi. Böyle devam ederse arkadaşlar büyüyeceğiz hızlı bir şekilde. Çok güzel. Çok güzel. Oman ne diyor? Geçiş izni verelim. Sıkıntı olmaz. Aramızı arkadaşlar bilerek bu devletlerden kötüleştireceğim. Bunlardan yok yok boş ver. Aramı kötüleştirip savaş nedenini arayacağım. Belki elimize bir savaş nedeni geçebilir. Bu da hoşumuza gider. Değil mi? Evet. Avusturya'ya karşı bir türlü savaş nedenini bulamadık maalesef. Bir imkan geçmedi. İspanya'ya karşı vardı gitti ama maalesef elimizden. Belki bir gün gene elimize imkan geçebilir. Kötü şöhret düşmeden savaş nedenini aramayacağım açıkçası. Yani sıfıra düşmesine gerek yok da ondan aşağı olması uygundur. Askeri gücü olarak 2000'e ulaştıktan sonra belki bir şeyle yapabiliriz diye düşünüyorum. O da var. Yani 2000'e ulaştım belki ne yapabiliriz arkadaşlar? Kötü şöhreti biraz da olsa aşabiliriz diyecektim. Çinler Ruslara mı daldı? Evet. Kim hükümet savaş açtı? Ruslar Çinlere. Çinlere destek olmayı düşündüm de baya masraflı olacak. Çinler bu savaşı kazanır mı acaba? Çinler için hiç iyi gözükmüyor. Tuadelin de bizi savaşa çağırmasın Rus. Ruslarla müttefik değiliz ki. Evet, istediğini yapsın. Dur bir ya, tek başına kaldı. İspanya yanında İtalya. Savaş nedeni araştırsak Ruslara karşı elimize bir imkan geçebilir mi acaba ya? Bilmiyorum ki. Belki. Bakacağız artık. Şimdi gümrük vergisini düşürelim biraz. Ah işte bu hoşuma gitmiyor. Belki yükseli ileride belli olmaz. Azıcık gelirimiz var. O da yeter bana. Burada burayı güzel bir şekilde topraklarımı şey yapıyorum. Katıyorum. Çok güzel. Şimdi bakalım bakayım. Elimizde bir imkan var mı daha? Burada Türk kültürü olmadığı için mümkün değil. Çok düşük sayıda var. Vardı çok düşük. Acaba konulara gitmesi için teşvik edebilir miyim millete? Aa,
Ben de bir an dedim ne zaman gittiniz oraya durun ya dedim. Vallahi billahi şaşırdım bir an. Üf, kalbimi oturtturdular ya. Bu koloni değil ki zaten değil mi? Yok. Taşınma alanı sağlamam lazım topraklara. Örneğin burada Türk var ama yetecek mi bilmiyorum. Bakalım bakayım. %8, 0.8 çok kişi oluyor. Yavaş büyüyor ya. Ama artık ne yapacağız? Burada Türk yok. Buraya o zaman Türk getirelim. Evet, burada gelsinler. Daha boş yerimiz var. İyice bir taşınsınlar buraya. Rus ordusu mobilize etti. Rus ordusu mobilize etti. Aynı şekilde Çin ordusu da. Of 720. Of çok asker düşecek. Onu söyleyeyim. Çok asker düşecek. Çok merak ediyorum kazanan taraf kim olacak diye. Hayır. Gerek yok ki Rusya. Ne diyorsun sen ya? Kimleri sinirlendirsek? Kapitalistleri sinirlendirelim tabii ki. %25'e geri yükselteyim. Ben fabrikadan yardımımı kesiyorum ama fabrikada açıyorum yeniden. Belki hiçbir şans daha verme imkanımız olur. Çok güzel. Partiyi değiştirip yatırım yapmayı düşünüyorum. Dediğimi de yapayım en iyisi. Aklıma gelmişken çünkü demir fabrikası inşa etmek istiyordum. Aa ben yaptım ya bir de sıkıntı yaşamayalım gereksiz yere. İnşallah yaşamayız. Nerede? Ha burada. Demir fabrikası. Bana. Aa, yanlış girdik pardon. Demir fabrikası kim yapmış bu fabrikayı ya? Zaten demir fabrikası üretilmiş. Güzel. Bu hoşuma gitti. Bizimkiler çalışıyor. Helal olsun. Bizimkiler çalışıyor. Bir de burada var. Burada bir şey yok. Tamam. Yapılsın. Şimdi bakalım kendi topraklarımızda ne var. Bir şey yok yapabileceğim. Silah fabrikası falan yapmak isterim. Aa burada da yapabiliyoruz. Allah Allah ilginç. Burada da yapabiliyor muymuşuk ya? Ben sadece bulunan bölgelerde yapabiliyoruz sandıydım. Tamam. Güzel. İlginç. Üçüncü sıraya düştük. Çünkü Çinler yükseltti kendini. Asker basmaya yönelerek. Evet. Görüyorum. Çinler. Oo. Çinler ezip geçiyor Ruslara. Geçmiş olsun. Kendiler kaşındı. Şimdi araştırma olarak buradan devam ediyoruz. Bu lazım bize. Dağıtın halka. Demin bir tane araştırma araştırmıştık. Neydi? Erzincan değil mi? Evet çok güzel. Lazım olan bir araştırma daha elimizde bulunuyor. Bu çok güzel. Disiplini öğrenmesi lazım. Yabancı millet de olsa disiplini öğrenmesi lazım. Osmanlı ordusunda disiplinsiz hiç kimse olmaz. Şimdi bunu bölelim ve doğru İstanbul yakınlarına gönderelim. Bu zaman kaybederek ilerlesin tabii ki. Donanma. Gidiyorsun buraya. Gel bakalım sen de. Şimdi 100 bin toplayıp orduya yatırım yapma ihtimalim var. Sahi asker getirtirebiliyoruz. Nitelikli piyade getirelim. Unutmayalım. Ve biraz da top. Şu bataryası getirelim. Gemi olarak ne tür gemilerden üretebiliyorduk? Bakalım bakayım. Çok güzel. Bunlardan böyle taşıma gemileri lazım olabilir ileride. Onun için üretmeye başlayacağım. Bunlardan birkaç tane üretelim. Yeni acaba dur ya donanmayı yok edelim biz. Zaten bu gemide ileride bir şeye yaramayacak. Yani boşa masraf yapmayalım en azından. Yeni bir donanma oluşturalım. Elimizde zaten para var. Şu anda Allah'a çok şükür. 4 tane burada. Burada 4 tane. Çok güzel. Bu taşıma donanması olacak. Neden sadece taşıma donanması? Çünkü amacım başka gemilerden ileride savaş donanması oluşturmak olacak arkadaşlar.
Bu gemilerden ile savaş donanması olmaz. İleride büyük gemiler istiyorum arkadaşlar donanmamda. Zaten şu araştırma bitsin. Belki deniz araştırmasına devam yönelebilirim. Stahldampf var. Buna 1900 diyor. 1900'e fazla bir şey kalmadı. Bunu araştır, ondan sonra buna geçeriz. Orada da biraz bir şeyle yaparız. Sanayi gücünü bir an yükseltiriz falan. Yaparız bir şeyle ya. Daha elimizde çok imkan var. Daha zamanımız da bol açıkçası. Avusturya kasırga sebebi araştırmak. Dur bir ya. Toprak ele geçirme sadece imkanımız var. O çok yüksek. Bu tehlikeye girelim. Askeri güç olarak 3. sıradayız. Yani düşünün halimizi. Evet, burada tehlikeli. Gerçekten çok tehlikeli. Bir savaşta olsa da bir millet, biz gene de birinci olmamız lazım. Yok. Bana ne? Girmeden önce düşünecektin. Savaş şu anda Ruslar lehine gidiyor. Dur bakalım nasıl ileride olacak. Valla Çinler sayısıyla dağıtıyor ortalığı. Gerçekten helal olsun adamlara, dağıtıyorlar ortalığı. Çok güzel militan sıçrı. Şimdi gemilerin üretimini bekleyeceğiz. Biraz askeri harcamayı yükseltelim. Bir savaşta bayağı bir masraf yapacağız. Gerçekten büyük bir savaşı girmemiz bizim için çok tehlikeli ekonomik açıcan. Açıdan diyemedim, açıcan dedim. Evet. Dur bir son şey daha atlayalım. Bir ay daha böyle devam etsin. Ne lazımsa alınsın arkadaşlar ordumuza. Bayağı bir borç yapıyoruz şu anda. Olsun. Sağlık olsun. Dur. Ne oluyor burada? Of, fazla asker bulunuyor. Orduyu böl. İyi ki fark etmişim. Çok asker araya gidecekti, düşünün. Evet, böylelikle şimdilik durumu düzelttik. Tamam. Bir ay daha bekleyeceğiz. Dişimizi sıkacağız. Of, dünyadan borç almaya başladık. Bir savaşa girdik mi Allah yardımcımız olsun. Ne diyeyim? Bir şey diyemem. Şimdi borcu kapatmak için düşürelim tabii ki alışveriş artık. Ve uzun süre şimdilik sesimizi çıkarmayalım. Hiçbir ülkeye karşı. Evet, çünkü borcumuz var bayağı. Faize bak, 59. İyi, gelirimiz yüksek Allah'a çok şükür. Çin savaşını takip etmekten başka bir imkanımız yok şu anda. %10 Çinler böyle giderse bu savaşı kaybedecekmiş gibi gözüküyor. Çünkü %10'a başardı. Çinler zayıf ya. Savaşlarda zayıf düşer kesin. Çünkü teknolojik olarak çok gerideler. Evet, ben onlardan toprak ele geçirdim bu halde. Bayağı bir gerileme yaşadım bir zamanlar. Şimdi borç yapmak istemiyorum. Onun için %30'a gideceğiz. Zaten dışarıdan alışverişimiz de düştü. Fabrikalar, silah fabrikaları falan üreteceğim. Böylelikle kendi memleketimden silah alma ihtimalim olur. Daha az masrafımız olur dışarıdan almak yerine. Beton fabrikaların büyük bir kısmı kapanmış mı? Acaba şeyinle mi alakası var? Dur bir. Gümrük vergisinin mi alakası var? Dur, o zaman şöyle yapalım. Halkımızı maalesef biraz zorlamak zorundayız. Ben biliyorum, kapitalistler ayakta tutuyordu fabrikaları. Partiyi değiştirdik diye böyle oldu değil mi? Şimdi hatamı öğrendim ben. Evet. Olsun artık. Kaç sene içinde değişecek? O zaman seçimlere gidelim. Boş ver, seçimlere gidesin. Hangi ülkeler serbest bırakabiliyormuşuk? Bayağı ülke serbest bırakabiliyormuşuk. Örneğin Tripolis var, Krita var. Krita'yı bak serbest bırakabilirim. Tripolis'te. Kötü şöhreti düşürmek için güzel bir plan arkadaşlar açıkçası. Yani anlamı olmayan, size zarar vermeyecek ülkeleri serbest bırakabilirsiniz. Değil mi? Doğru mu düşündüm, yanlış mı? Örneğin bakın, Kreta, Kıbrıs, Tripolis, bunları serbest bıraksam 15.
15 puan az mı? Az değil açıkçası. Yani kötü şöyle kapadı, büyük bir savaşı gireriz. Ama şimdi kapatma yavaş yavaş azalması uygundur diyeceğim. Neden? Çünkü şöyle bir şey düşünmemiz lazım. Zaten savaşmak için gücümüz yok yeteri kadar. Evet. Şimdi Çinler ne oldu? Of, ne yapıyor bunlar be? Bayağı dağıtıyor ortalığı. Çinlerin birlikleri çok fazla olduğu halde Ruslara karşı savaş kaybediyorlar. İlginç. Yok Rusya. Aa, olabilir tabii ki topraklarından geçebilirsin Çin. Şimdi durduralım bir zamanı. İlk önce tabii buna karar vermemiz lazım. Yok. Moralismus destekçisiyim ben. Burada ne oldu? Tamam, bu erkenmiş. Bunu şey yapalım. Olayı bitirelim burada. Arnavutluk'ta var mı? Kapitalist var. Arnavutluk'taki kapitalisti çekelim. Burada devlet adamları teşvik edelim. Buralarda da aynı şekilde. Daha iyi ülkeyi yönetebilirim diye. Tabii ki. Hızlı bir şekilde ilerliyoruz. Şimdi borcumuzun büyük bir kısmını kapatalım. Faizler yükselmeden. Çok güzel. İnşallah istediğim araştırmayı bir an önce buluruz. Böylelikle istediğim şeyi yapabiliriz. Şimdi gelelim askeri. Yok, denizde. 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 Devam edelim. Denizden devam edelim. Bir araştırma daha. Son askeri. Evet, komutanlarımız maalesef ölüyor bir süre sonra. O çok güzel, çok güzel. Borçlarımızı kapatalım, silah fabrikalarının üretimine başlayacağım. Şimdi aramızı kötüleştirdiğim Ruslarla devam. Tabi camii, dini konuların destekçisiyim. O Rusya toprak alıyor kendine. Ne oldu buradan? Tabi var imkanı. Evet, ülkemiz için savaşmaya hazırız tabii ki. Oh, North Deutsche Bund wurde gegründet. Almanca konuştum bir de. Pardon. North Deutsche Bund arkadaşlar kuruldu. Bu güzel bir şey tabii ki. Say reform isteyen şey yok mu ya millet? Reforma gitsek olmuyor mu? Hadi be. Az kalmış reforma. Evet. Çok güzel, istediğim parti başa geçti. Böylelikle o isyan çıktı. Sorun değil, bunlar isyan mı ya? Bunlar isyan olsa neye değişecek? Çökertiriz. Şimdi gelelim hemen bunların vergisini çekelim. Yapsınlar yatırım yeniden. Biz de fabrikalar açalım destek amaçlı. Başlayın, hadi bakalım. Bunlar Almanların kontrolü altına geçmiş. Bunlar karşı savaşamayız o zaman ileride. Evet. Almanların kontrolü. İyi, Almanya'ya bağlanmamış. İlginç. Almanya'ya bağlanma ihtimali var. O Dudu, bir şey oldu burada. Oho, Rusya'ya karşı savaşıyor. Rusya'ya karşı savaşıyor. Tam kafayı yedim şimdi. Ya yapma ya. Erken savaşlar için ya. Niye kimse bizi savaşa çağırmıyor? Ya kötü şöhret olmaz, ben erken benim için. Avusturya'da bir toprak ele geçireceğim diye savaşa girmek istemiyorum açıkçası. Ya şimdi birkaç ülke bağımsız bıraksam tamam, iyi güzel, ama değer mi ki? Değer mi ki? Avusturya'nın sanayi gücü ne kadar? 947. Ha, acaba nereden çok sanayi gücü, o da var. Mesela şimdi savaşa girsek Avusturya'ya karşı, Fransızlar da savaşta olacak. Akdeniz'de gücümüz yok, ama deniz gücümüz yok. Düşmanlar inebilir rahat bir şekilde. Şunu da unutmayalım ki Fransızlar Afrika'da bulunuyor bir de. Savaş sebebi olsa acaba benim yanımda Almanların katılabileceğini görebilir miyizdi? Ama bilmiyorum ki. Devam edelim artık. Boş verelim şimdilik. Kendime güvenmedikçe olmaz bu iş. Gücümün yeteceğini ummuyorum açıkçası. Yok ya, niye destek çekeyim? Yok, Çinler kaybetti. Yok yok. Dur bakın, buradaki savaş nasıl bitecek? İkinci Dünya Savaşı gibi bir şey olacak belli ki.
Ruslarla aramı kötüleştiriyorum. Belki elimize imkan geçer Ruslara karşı. Ve zamanımız doldu. Evet arkadaşlar, maalesef vaktimiz doldu. İnşallah bu bölüm hoşunuza gitmiştir. Önümüzdeki bölüm kaldığımız yerden devam edeceğiz. Amacımız ne olacak? Amacımız büyümek, güçlenmek ve önümüzdeki savaşları azalmamak. Bazı arkadaşlar diyecek keşke bu savaşlarda katılsaydın. Yani katılmak iyi güzel de savaşların sebebimiz yok. Eğer ki katılmış olsaydım belki savaş sebebi araştırmaya başlayabilirdim. Belli olmaz. Artık ileride düşünüp bir şeyle yapacağız değil mi? Bunlar daha isyan etmedi. Her an isyan edebilir diye düşünüyorum. Şunu yapamadık daha. Ama yakın zamanda yapabileceğiz inşallah. Böylelikle kanal açmış olacağız. Evet. Bunlar burada niye toparlanmamış? Toparlansın da güzel bir şekilde. Kolonide bize asker lazım ya. Birkaç birlikte koloniye gönderelim önümüzdeki bölüm. Evet. Nüfusuma bakmak isterim son olarak. Türkler. Gördüğünüz gibi 5.7. Ana kültür gitti. Evet. Çinler of of. Çinler gitmiş be. İyi güzel gittilerse. Bu hoşuma gitti. Evet. Belki müttefiklik oluşturma imkanım olur. Yaramı düzeltme bakayım bunlardan. Evet. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun diyorum arkadaşlar. Allah'a ısmarladık.